Herkese selamlar, ben Burak. Bugün arkadaşlar sizlere beraber bu gördüğünüz Dell'in oyuncu monitörünün kutu açılışıyla karşınızdayım. Oyuncu monitörünün tamamen ismini zaten başlıktan da görmüşsünüzdür ama ben yine de şuraya bir yere yazarım. Monitörümüz 165 Hz ve 1 ms. Aynı zamanda da kuvvetli bir monitör. Dolu dolu bir monitör olduğunu söyleyebilirim. Ben bundan önce MSN 144 Hz 100 model bir monitörünü kullanıyordum. Ben her zaman böyle kuvvetli bir monitör kullanmak istiyordum. Aynı zamanda fiyatı gerçekten çok düşmüştü. Ben de dayanamadım, direkt satın aldım. Şimdi yine şunun kutusundan çıkartalım. İlerleyen zamanlarda daha detaylı bir inceleme videosunu çekmeyi düşünüyorum. A few moments later. Evet, sonunda o jelatininden çıkardık. Kutuyu gördüğünüz gibi ön tarafında şöyle bir robot falan var. Dell yazıyor çok güzel bir şekilde. Dell bu arada arkadaşlar bilmeyenler için söyleyeyim, Amerikan markasıdır. Gerçekten de çok kaliteli bir markadır. Yan tarafında full yabancı yazılar falan. Arkaya bakıyoruz, arkada da tamamen yabancı yazılar. Şurada monitörün arkadan görüntüsünü görüyoruz ve orada da garanti ve servis bilgileri yazıyor. Bu arada kargo sürecinden bahsedeyim arkadaşlar. Ben hepsi burada üzerinden aldım. Hepsi jetle beraber tam 2 günde geldi. Kargo hızından memnun kaldım ama kargolamadan çok memnun kalmadım. Size gördüğünüz gibi zaten dışına bir streç film sarmışlar, göndermişler. Öyle aman aman abartılacak bir koruması yoktu. İşte etrafında havalı poşetler veya ekstradan bir kutu falan yoktu. Gençler, kargolamadan memnun kalmasam da size şu an zaten görüyorsunuz. Kutunun içi bayağı bir kalınmış ve aynı zamanda süngerle falan korunuyormuş. Yani kutunun etrafına ekstradan bir şey zaten gerek yokmuş. Kutunun içi gerçekten zaten kendiliğinden çok korunaklıymış. Bu arada söylemeyi unuttum arkadaşlar. Monitörümüz 24 inç. Yani 27 inç büyük gelenlere veya diğer boyutlar küçük gelenlere 24 inç gerçekten tam ideal bir boyut olduğunu söyleyebilirim. Tam yeterli boyut yani. Bu ayağı zannedersem. Monitör tutan zımbırtı. Tamam, eyvallah. Oyuncu monitörlerin tasarımlarını gerçekten çok iyi yapıyorlar. Sadece ayağı bile arkadaşlar böyle ne bileyim şekilli şukul yapmışlar, böyle ızgaralı falan. Gerçekten çok güzel tasarımlar yapıyorlar. Arkadaşlar bunu buna takıyoruz. Zaten altından da vidası elimizde çevrilebilen bir vida. Gördüğünüz gibi sizde böyle tutup çevirebileceğimiz şekilde yapmışlar bu vidayı. Şuradan da kablolar geçiyor arkadaşlar. Kablolar dağınık gözükmemesi için. Ayağının da altına kaydırmaz kauçuklar koymuşlar. Böyle masaya falan koyduğunuzda gördüğünüz gibi ittirince bile gitmiyor. Gerçekten çok mantıklı olmuş. Şimdi gelelim monitörümüze. Kendiliğinden oldu bile. Çıt diye kilitlendi zaten. Siz de o sesi duymuşsunuzdur. Ben biraz daha uğraşırım zannediyordum kurulumuna. Ama çok hızlı bir şekilde kurulumunu gerçekleştirmem de tek başıma 5 dakikada bitti yani. İlk başta üst kısmını geçirdim arkadaşlar. Ondan sonra alt kısmı zaten kendiliğinden çıt diye takıldı. Gördüğünüz gibi de şöyle yükseklik ayarı nereden yapılıyordu bunun? Yükseklik ayarını da arkadaşlar elimizle yapıyoruz. Şöyle arka tarafından indirdiğimizde gördüğünüz gibi monitörde iniyor. Veya yukarı doğru çıkarttığımızda monitörde yukarıya doğru çıkıyor. Böyle bu şekilde de bu ayarını da yapabiliyorsunuz elinizle. Şimdi gelin monitörü bir açalım. Bir ekranına bakalım nasıl gözüküyor. Ondan sonra da ilerleyen zamanlarda daha detaylı bir videosunu çekmeyi düşünüyorum zaten. Evet arkadaşlar, videomuz bu kadardı. Bu sadece dediğim gibi kutu açılım videosuydu. İlerleyen zamanlarda da inceleme videosunu çekmeyi düşünüyorum. Daha fazla bu tarz video için veya bu monitörle ilgili sorularınızı falan yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.